Benim sahada gözlemlediğim şey şu. Parti fark etmeksizin, yani seçmenlerin siyasi fikri fark etmeksizin, herkesin yakındığı bir şey var. O da ekonomi. Aslında çok da şaşırtıcı değil. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını, emekliler, işte çiftçiler, işçiler, geçim sıkıntısı yaşadıklarını ve bunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini söylüyor seçmenler. Siz bunu yine kısa vadede çözebileceğinizi düşünüyor musunuz ve kafanızda bir somut adım var mı bununla ilgili? Tabii ki düşünüyorum. Yani ekonominin yarısı psikolojidir zaten. Yani psikoloji ekonomiyle doğrudan bağlantılıdır. Böyle bir ortamda, yani bağırıp çağrılan bir ortamda, huzurun olmadığı bir ortamda, güvenin olmadığı bir ortamda ekonominin düzgün gitmesi mümkün mü? Yani bir söylediğine tutmayan bir cumhurbaşkanı var. Bugün terörist dediğine yarın kardeşim diyebiliyor. Bugün hain dediğine öbürsü gün dostum diyebiliyor. Böyle bir ortamda piyasalara güven vermeyen bir yönetim anlayışı var. İstikrarlı, kararlı, hukuk devletine inanmış bir kişi yönetirse bu ülkeyi, adil yargılamaya inanmış, hukuk devletine, yargının bağımsızlığına inanmış bir kişi yönettiğinde yabancı sermaye de güven duyacaktır bundan. Ya diyecektir ki Türkiye bir kurallar ülkesi, kurullar ülkesi. Türkiye'de yargı işliyor, Türkiye'de mahkemeler bağımsız, Türkiye'de yatırım yaptığımızda başımıza bir şeyler gelir kaygısı yok. Bu ekonomimizi doğrudan etkileyecektir. Oysa şimdi Türkiye dışarıdan bakıldığında, yabancı yatırımcılar Türkiye'ye baktığında güven duymuyorlar. Korkuyorlar Türkiye'den. Yani diyor ki Türkiye'de bir diktatör var. Bu diktatör her şeyi eline geçirmiş. Yargı onun elinde, ordu onun elinde. Üniversite onun elinde, sivil toplumu susturmuş, güven duymuyorlar. Türkiye'de yargı anlamında atacağımız her adım ekonomimizi doğrudan ilgilendirecektir. Bakın, daha çok yakın bir süre önce gazoza bile, soğuk çaya bile vergi koydular, arttırdılar. Şimdi ise emekliye 1.000 lira para vereceğiz diyorlar. Ortada bir çelişki var. Yani bir taraftan bebek mamasına, soğuk çaya, çocuğun gazozuna göz dikeceksin. Öbür taraftan bunu yap. Garip bir durumdur gidiyor. Yani Türkiye'de hastane yapıyorlar, hasta garantisi. Köprü yapıyorlar, geçiş garantisi. Havaalanı yapıyorlar, uçma garantisi. Uçsan da uçmasan da, geçsen de geçmesen de ödediğimiz paralar var bizim. Doğru yönetilmiyor. Yani bana şunu soracaklar. Yani sen ekonomist misin? Nasıl yapacaksın? Bu çok saçma bir soru. Siyaset bir ekip işidir. Bir takım işidir. Ortak aklı bulma işidir. Ortak aklı bulacak bir orkestra şefidir Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanına keman çalmıyor. Orkestra yönetiyor. Keman çalanı da, flüt çalanı da hepsini birlikte yönetecek. Yani yaptığı icraatlarında bakacak. Bir, yaptığım iş kamu yararı var mı? İki, bilime uygun mu? Üç, hukuka uygun mu? Dört, vicdana uygun mu? Beş, dünya görüşüme uygun mu? Bunlara bakarak işlerini yürütecek. Ve sözünün eri olacak. Verdiği sözün arkasında duracak. Dünkü mitinginizi sanırım ana akım medyada göremedik. Bununla ilgili bir yorumunuz var mıdır? Bundan sonraki süreçte... Şaşırmadım. Şaşırmadım. Halk TV'den başka kimse vermedi. Akşam haberlerde verdiler ama canlı yayın olarak vermediler. Hiç şaşırmadım. Medyanın hali ortada. İşler acısı. Medya da kurtulacak. Bu zulüm düzeninden benim cumhurbaşkanlığımda medya da kurtulacak. Gelinen süreçte tabii ki özel sektöre söyleyecek bir şeyim yok. Yani vermiyor, korkuyorlar zaten. Talimat gidiyor onlara, biliyorum. Türkiye'de ana muhalefet partisi Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor. Türkiye'nin en büyük gazetelerinden birisi Hürriyet gazetesinde alttan şu kadar haber yapıyorsun. Manşetten verilecek bir haber bu yani. Yani dünyanın hangi gazetesine sorarsanız sorun, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklaması manşet haberidir. Bu kadar. Ama kızmıyorum onlara, anlıyorum onları. Hatta acıyorum yani. Acıyorum da. Baskı altındalar, zulüm altındalar. Ne yapayım? Ama
Onlara acıyorum. Özel sektöre acıyorum. Ama TRT'ye acımıyorum. TRT'ye kızıyorum. TRT 80 milyondan elektrik faturasından TRT payı alıyor. Benden de bak elektrik yanıyor şu anda. Şu anda ben TRT'ye çalışıyorum. Şu anda TRT'ye para ödüyorum. Ama benim haberimi yapmıyor. Böyle devam ederse TRT, CHP'nin tüm milletvekilleriyle birlikte oraya gideceğim. TRT'ye gideceğim. Bu tehdit falan değil. Hakkımı istiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Kimseye hakkımı yedirmem. Peki sizce bir haberin gazetede nereden görüleceği, ne kadar nerede yer alacağı bu basın özgürlüğüne girmez mi? Tam da o işte zaten. Söylediğim odur. Ama yani şöyle söyleyeyim. Dünyaya bir büyük göktaşı çarptığında ciddi bir haberdir değil mi bu? Birinci haberdir. Yani Türkiye'de ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayının açıklanması bence ciddi bir haberdir. Ben manşete niye koymadılar demiyorum. Ama siz onu böyle bu kadarcık bir haber olarak koyarsanız art niyetlisiniz demektir. Ben bunu bana sormayın. Ben adayım. Siz kendi vicdanınıza sorun. Yani kamuoyu, herkes bekliyor CHP'nin adayı kim olacak diye. Değil mi? Herkes bekliyor. Açıklanmış CHP'nin adayı Muharrem İnce. Siz gazeteci olarak, siz yönetseniz bir gazeteyi, bunu ne kadar koyarsınız? Yani gazetenin manşetine mi koyarsınız? Yoksa altta bir yere küçük bir haber mi yaparsınız? Bunu vicdanınıza sorun. Ben beni manşete alın demiyorum. Sizin vicdanınıza bırakıyorum. Siz olsanız nereye koyarsınız bu haberi? Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Alaturkaonline.com